Merhabalar. Bugünkü rotamız Yalnızçam Kayak Merkezi yürüyüş rotası. 2000 metre rakımda 4 ila 6 kilometre arasında değişecek olan bir rotamız var. Ben ve 3 arkadaşımla birlikte bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Hava biraz soğuk. Yağmurlu, kara bulutlar var. Fakat bizi etkileyecek çok şey olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir yoldan gidiyoruz. Görüşmek üzere. Umarız güzel manzaralarla, güzel şeylerle karşılaşırız. Yürüyüşümüz Yalnızçam Kayak Merkezi'nin hemen yanı başında başlıyor. 2020 metre rakımda bulunan başlangıç noktası hafif bir eğimle birlikte her adımda biraz daha yükseliyor. Karlar eridikten sonra ortaya çıkan patika yolu sağlı sollu küçük dereler takip ediyor. Eriyen kar sularının her yeri adeta küçük derelerle çevirdiği rotamızda zaman zaman ayaklarımız ıslanıyor. Bu nedenle bu tip yürüyüşlerde su geçirmez ayakkabılar kullanmakta fayda var. Bugün yürüyüşümüzü ben ve 3 doğa sever arkadaşımla gerçekleştiriyoruz. Ekip araziye hakim. Daha bir ay önce her yer bembeyaz kar ve buzla kaplıyken onlar bordun üzerinde kayak yapmanın keyfini sürüyorlardı. Şimdi ise adım adım anılarını tazelemekteler. Biraz ileride başını güneşe çevirmiş sarı çiçekler bizi karşılıyorlar. Müthiş manzaralar eşliğinde Yalnızçam Kayak Evi rotamızı kat ediyoruz. Hava biraz kapalı, yağmur ihtimaline karşı ise hazırlıklıyız. Eğim arttıkça adımlarımız yavaşlıyor ve daha dikkatli olmaya çalışıyoruz. Çünkü yeşil ve sulu ak arazi yerini taşlık zemine bırakıyor. Biraz yukarılarda ise kar ve kayalıklar var. Ama öncesinde mini bir mola. Tekrar merhabalar. Şu an turun ikinci kilometresindeyiz. Bayağı yükseldik. 2200 metredeyiz. Ben ve arkadaşlarımla beraber görüyorsunuz aşağıda telsizciler. Şu ovayı da şöyle, vadiyi de şöyle göstereyim size. Çok aşağıda kayak evi var ve Ardahan Ovası. Ardahan tam karşımızda. Güzel geçiyor. 40. dakikadayız. Gayet güzel, sakin, sessiz. Kışın ana baba olan yerler, yazın gayet sakin. Doğada göremediğimiz hayvanlar, sadece kuş seslerini duyuyoruz. Arada sincaplar falan kaçışıyor, gölgelerini, izlerini görüyoruz. Ve bizler kısa bir mola verdik. Her şey gayet güzel, eğlenceli. Görüşmek üzere. Mini molamızda sıcak çay, su ve atıştırmalık gıda takviyesi yapıyoruz. Çünkü doğadaysan ve yürüyorsan vücudumuz su ve enerji kaybeder. Siz bu durumu belli aralıklarla beslenerek dengede tutmanız gerekmektedir. Parkurumuzda eğim artıyor ve rakım yükseliyor. Böyle bir arazide yanınızda getireceğiniz bir baton sizin destek alarak yürümenizi sağlayacak ve işinizi kolaylaştıracaktır. Yalnızçam Kayak Merkezi parkurumuz 2550 metre yüksekliğe erişen Uğurlu Dağı üzerinde bulunmaktadır. Ardahan Ovası'nı ve Kura Havzası'nı karşısına alan dağ
aynı zamanda Sarıçam ormanlarını da içinde barındırmaktadır. Adımlarımızla birlikte bu eşsiz doğayı da gözlemlemek ayrı bir keyif veriyor. Biraz ileride ekip arkadaşlarım Kubilay, Çağlar ve Mehmet iyi bir manzara bulmuş olacaklar ki kameralarını ellerine alıp resim çekiliyorlar. Geride kalır mıyım? Hemen yanlarına gidiyorum. Biz selfie'lerimizi, fotoğraflarımızı çeke duralım. Ekibin çevik çocuğu Kubilay çoktan tepelere çıkmış bile. Nerede, ne zaman, hangi ara oraya çıktı hepimiz şaşkınız. Fakat doğada ekip arkadaşlarından ayrılmaman gerektiğini hatırlatmalıyım. Bu temel bir yürüyüş kuralıdır. Ama o bunu yaparken bile her şeyi kontrol altına aldığını bilir. Çünkü bazı insanlar diğerlerine göre doğuştan doğaya uyumludurlar. Neşesiyle, enerjisiyle ve tüm karizmasıyla arkadaşım Kubilay da onlardan biridir. Adem'in ilk oğlundan beri yükseklere çıktıkça parkur zorlaşıyor, hava soğuyor ve karla karşılaşıyorsun. Yılın 3'te 2'sini karın içinde geçiren bize vız gelir mi? Tabii ki hayır. Fakat yine de baharın tadını çıkarmak istiyoruz. Böylelikle rotamızı aşağılara, başlangıç noktasına çeviriyoruz. Tabii ki eşsiz manzarayı hafızalarımıza kaydederek. İniş parkurumuz ise biraz daha batıdan ve ormanın iyice içinden. Ekip tatlı yorgunluğunu ritim tutarak atıyor. İçlerindeki çocuğu kaybetmeyen Kubilay ve Mehmet'i ise görmeliydiniz. Bu kısa ama eğlenceli etkinlik bugün burada sona eriyor. Memleketimizin altın köşelerinden Yalnız Çam Kayak Merkezi parkuru kazasız, belasız ve amacına hizmet eder bir şekilde sonlanıyor. Yürüyüşümüzün sonuna geldik. Yaklaşık bakıyorum 5,5 kilometre yol kat ettik. 400 metre yükseldik. 2400 metreye kadar yükseldik. Şu an tekrardan 2000 metre seviyesine geri indik. Çok verimli bir yürüyüş oldu. 4 arkadaş
karın olduğu yere gittik. Bu arada yukarılarda biraz daha kar yağıyordu. Şu an aşağılardayız. Önümüzden bir domuz sürüsü geçti. Yavrucaklarıyla beraber. Çok uzaktılar. Yakalayamadık videoyla ama size göstermek isterdik. Toplamda 3 saat 20 dakikadır yürüyüş halindeyiz. Yalnız Çam Uğurlu Kayak Merkezi. Dağın kendisi 2500 metre. Fakat şöyle göstereyim. Biz tamamına çıkmadık çünkü yukarıda kar atıştırıyordu. Görüyorsunuz. Muazzam bir parkura sahip. Muazzam bir sessizlik. Kuş çıvıltıları. Doğa sporları için çok uygun. Kışın zaten buralar cıvıl cıvıl. Fakat bu bahar aylarında da deneyimlemek istedik. Hem yürüyüş yolları hem yayla yolları var. Dereler, su var. Her yerden akıyor, fışkırıyor. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Yalnız Çam Kayak Merkezi yürüyüş alanında sizleri kesinlikle bekliyoruz. Ardahan'ın bu doğal güzelliklerinden, doğal nimetlerinden faydalanmanızı kesinlikle öneriyoruz. Hafta içi yoğun çalışanlar, kafa dağıtmak isteyenler, aynı zamanda spor yapmak isteyenler kesinlikle bu aktivitede bulunmalılar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Başka bir yürüyüşte, başka bir trekkingde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.